İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Red adlı belgesel film gösterimde. Ararat Miryan Çalışmaz Yartı çerçevesinde Artsah Cumhuriyeti'nde. Bu yıl Artsah hükümeti Kopsakan-Kapan karayolunun yapımı için proje çalışmalarına başlayacak. Mike Pompeo Türkiye'nin parçalara bölündüğü bir haritayı yayınladı. Der Elzor ve Rakka şehirlerinde Kürt-Amerikan karşıtı gösteriler. Hasan keyif su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Muştaki Surp Arakelos Havariler Manastırı. Ermeni Birliği 12 Şubat Salı günü saat 18.30'da Türk yönetmen Kadir Akın'ın katılımıyla Red adlı belgeselin gösterimine sizleri davet etmekten mutluluk duyar. Unimail Salon M 1130. Giriş ücretsizdir. Film Vigen Çeteryan tarafından sunulacak. Ardından film hakkında bir tartışma yapılacak. Red adlı film Kadir Akın tarafından çekildi. Filmde 1893 yılındaki Berlin Antlaşması'ndan sonra oluşan Osmanlı Demokratik Entelektüel Hareketi ve Ermeni meselesi ile ilgili olaylar yer alıyor. Filmde özellikle Ermeni partilerin tarihi ile bu sözleşmeden doğan hakların mücadelesi anlatılmaktadır. Kumkapı, Sasun ve Zeytun'daki isyanlardaki sayısız tarihi olay ve belgeler Ayrıca Osmanlı ordusunun talancılığı ve Osmanlı parlamentosundaki Ermeni milletvekillerinin 1908 yılındaki anayasal rejimin ilanı sırasındaki açıklamaları filmin temelini oluşturdu. Film İttihat ve Terakki Partisi'nin soykırımcı politikası üzerinde odaklanmıştır. Belgesel Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin önderlerinden Paramaz'ın 19 yoldaşıyla birlikte Haziran 1915 tarihinde Beyazıt Meydanı'nda idam edildiği belgeseline dayanmaktadır. Cenevre, Basel ve Konstantinopolis'te çekilen film, raporlar ve arşiv malzemeleriyle dolu. Filmin süresi 55 dakika. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, çalışma ziyareti çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'ne gitti. Artsah Cumhuriyeti Parlamentosu'ndan bildirildiğine göre Artsah Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ashot Golyan, Ararat Mirzoyan'ı Biz Vedalarımız adlı anma töreninde karşıladı. Ziyaret sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Artsah Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı, parlamentodaki fraksiyonlar, daimi komite başkanları ve milletvekilleri ile görüşmelerde bulunacak. Arsak Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Martirosyan başkanlığındaki hükümet heyeti, Kaşatağ'ın güneyindeki bölgelere 7 Şubat'ta bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Grigori Martirosyan, Micnavan şehrinde eski toplu konut projesinde var olan binalardan birinin temeli üzerinde yeni apartmanlar inşa edilmesi projesi hakkında bilgi edilmiş, sorumlu yetkililerle görüşmelerde bulunmuştur. Devlet Bakanı Kofsakan'da yaklaşık 14 yerel yöneticilerin, okul müdürünün ve aktif vatandaşların katılımı ile genişletilmiş bir danışma çalışma etkinliği düzenledi. Devlet Bakanı tüm katılımcılara bu yıl Artsah hükümetinin Kofsakan Kapan otoyol inşaatı için proje çalışmasına başlayacağını bildirdi. Kovsakan ziyaretinin sonunda Grigori Mardirosyan bölge hastanesini ziyaret ederek mevcut koşullar ile hastaneyi geliştirme olanakları hakkında bilgi sahibi oldu. Mike Pompeo bazı Avrupa ülkelerinin Juan Guido'yu Venezuela Başkan Vekili olarak kabul etme kararını 4 Şubat'ta memnuniyetle karşıladı. Pompeo Twitter'de benzer kararı kabul eden tüm ülkeleri gösteren bir harita yayınladı. Bununla birlikte Bay Guido'yu devlet başkanı olarak tanımayan ülke birçok kullanıcının dikkatini çekti. Haritada toprakları çizgilerle bölünmüş olan ülke Türkiye'ydi. Tüm dünya ve özellikle de Türkiye halkı Başkan Woodrow Wilson'un 22 Aralık 1920'de tahkim kararı ve Sultan V. Mehmet'in onayladığı Sevr Anlaşması'na göre bu çizginin aslında Türkiye ile Batı Ermenistan arasındaki sınır olduğunu bilmelidir. Sorun Türkiye'nin bölünmesi değil, aksine zorunlu ve koşulsuz bir hukuk eylemi olarak Batı Ermenistan'a ve Ermeni halkına uluslararası hukuku uygulamaktır. Günden güne Türkiye halkı gerçekliğe tam karşı durmaktadır ve asırlık dolandırıcılıktan sonra bile bu gerçeğe adapte olmak zorunda kalacaklardır. Ermenilerin yerli otokton olduğu sorunu, Ermenilerin İslamlaştırılması sorunu, Türkiye nüfusunun DNA sorunu, Batı Ermenistan'ına olan tazminat sorunu Ermenilere, Helenlere ve Asuri Kildani halklarına karşı gerçekleştirilen soykırım sorunu, Batı Ermenistan'ın yasa dışı işgali sorunu ve diğer tüm sorunlarla ilgili olarak Türkiye vatandaşları inkar edilemez gerçeğin farkında olmalı ve kabul etmelidir. Batı Ermenistan tarafından Sevr Antlaşması'nın Haziran 2016 tarihinde onaylanması ve Türkiye'de sözde darbe girişiminden sonra NTV adlı Rus televizyonda yayınlanan bir haritada Türkiye ile Batı Ermenistan sınırları yanı sıra Batı Ermenistan bayrağının da gösterildiğini hatırlatmak isteriz. 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi konseyi tarafından kabul edilen Türkiye Ermenistanı Batı Ermenistan hakkındaki kararnameyle Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistanı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak döyüre de tanındığını hatırlatmakta yarar var sınırları Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Bitlis, Van, Karin, Erzurum ve Trabzon illeri dahil olarak çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu sınırları Türkiye'nin işgali sebebiyle tanımamaktadır. Batı Ermenistan Devleti Türkiye tarafından esir alındığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkının üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratları tarafından kontrol edilen Rakka ve Derzor'da halk Ocak ayı ortasından itibaren sürekli olarak dayanılmaz şartlardan şikayet ediyor. Medya kaynaklarına göre yerel halk mitingler düzenliyor. Kürt güçlerinin Şam hükümetinin sağladığı yardımlara izin vermediği için şehirlerdeki yaşam koşulları daha da kötüye gitti. Ayrıca Kürt savaşçıları uluslararası kuruluşlardan bölge halkına gelen insanı yardımı yağmaladı. Protestocular mitingler sırasında Amerika Birleşik ve Fransız bayraklarını yakarak Başar Esad'ı destekleyen ruhumuzla kanımızla senin için öleceğiz Başar sloganları attılar. Hasan yeni bir hidroelektrik santral inşa edilmesinden dolayı tarihi Hasan Kef kasabası neredeyse kesinlikle su altında kalacak. Yetkililer barajın ülkenin elektrik ve sulama suyunu sağlayacağını söylüyorlar. Bu projeyi eleştirenler projenin neolitik mağaralar başta olmakla birlikte eski kültürel anıtları imha edeceği ve yerel ekosistemi büyük ölçüde değiştireceği konusunda endişeler taşıyor. Muştaki Surp Arakelots Havariler Manastırı Muş şehrinin 5 kilometre güney doğusunda bulunuyor. Geleneğe göre Surp Arakelots Kilisesi'ni havarilerin Roma'dan getirdikleri emanetler üzerine Grigor Savoric kurdu. 11. yüzyılda tanınmış, 12. yüzyılda gelişmiştir. Manastırda bulunan haçkarların birinde yazdığına göre kilise 1125 yılında restore edildi. 14. yüzyıl sonunda Timur Lenk'in akınları sonucu büyük ölçüde tahrip edildi. 15. ve 16. yüzyıllarda dikkate değer ve etkili bir yazı merkezi haline gelmiştir. Manastır Ermenilere uygulanan büyük soykırım sırasında terk edilmiş ve aşamalı olarak yok olmuştur. Şu anda sadece kalıntıları korunmuştur. Zarif Akşap oymacılığının başyapıtı sayılan Muşo Arakeloz Kilisesi'nin kapısını 1921'de arkeolog Aşharabek Kalantar'ı 1921'de arkeolog Aşarabek Kalantar Tiflis'ten Yerevan'a taşımıştır. Ermeni fedailerin tanınmış çarpışmalarından biri Muşo Arakelos Manastırı'nda verilmiştir. 1901 yılının Kasım ayı başlarında General Antranik ve Kevork Çavuş 25-27 savaşçılarıyla manastırı yabancı ülkelerin dikkatini çekmek için kuşatmıştır. Birkaç gün süren çatışmadan sonra savaşçılar düşmanın ablukasını kırmayı ve beyaza bürünerek manastırı gece yarısı terk etmeyi başarırlar. 11. yüzyıldaki ana Surp Arakelos Kilisesi tamamıyla tuğladan yapılmaydı. İç kısmı haç şeklinde dört köşesi iki katlı dışı dikdörtgen dörtgen kompozisyonluydu. 1791'de Başpiskopos Hovannes batı girişinin önüne üç katlı bir çan kulesi inşa etti. 14. yüzyılda yıkılan binanın temeli üzerine 1663 yılında inşa edilen Surp Stepanos Kilisesi Muşo arakülis Kilisesi'nin güney yanındadır. Kuzey yanında ise Surp Gevor Kilisesi mevcuttu. Şimdi ise sadece izleri görülebilmektedir. Kompleksin doğu kısmında 11. yüzyıla ait üzerinde yazılar bulunan 9 haçkar mevcuttu. Manastır surlarla çevriliydi. Temel anıt kompleksin yaklaşık 300 metre doğusunda 11. ve 12. yüzyıllara ait Surt Tatevos adında büyük olmayan kilise nispeten iyi korunmuş durumdadır. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Manatuk adlı topluluktan Hay Fedayiler adlı eseri sunuyoruz.

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.